Herkese merhaba dostlarım. Monte Crypto Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere CoinList'teki bu ICO'lara sıralamada nasıl önde girebiliriz? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü çok diyorsunuz bu konularda bir adaletsizlik var. Unfair bir durum var. İçi artık çeteye döken ekipler oluştu. Hani neden böyle oldu? Öncelikle onu konuşalım. Arkadaşlar CoinList'teki ICO'lar yani bir coin'in halka arz edilmeleri aşırı derecede prim yaptı. Aşırı derecede gelen coin'ler çok değer kazandı. Ve zaten kaliteli projelere CoinList hep ev sahipliği yaptı. Bu da dünyada çok fazla sayıda ilgi görülmesine sebep oldu. Yani neredeyse şöyle söyleyeyim, mini piyango gibi bir şeye dönüştü bu. Mina'dan bakalım arkadaşlar. Şöyle token sales'e giriyoruz. Şu an Covalent ve Clover gelecek yakın zamanda. Mina'ya bakalım arkadaşlar. Bakın Mina'nın giriş fiyatı neden bu kadar ilgi var onu söyleyeceğim. Sonra da nasıl önde girebiliriz bunları konuşacağız. Bakın Mina'nın token satış fiyatı 0,25 dolardı ve 500 dolara kadar girebiliyordunuz daha adil olması açısından. Bakalım CoinMarketCap'te şu an Mina arkadaşlar 143 dolar gözüküyor. Ben tabii bu fiyat listelendiği zaman daha düşecektir. Çok ciddi satış baskısı yapacaktır. Lütfen hani fiyatı hani direkt olarak emin olmayın diyor zaten. Ama ben çok ciddi artmasını bekliyorum Mina'nın. Tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hani bu fiyattan hayatta almam, bu fiyattan düşeceğini söylüyorum hatta. Ondan da emin değilim %100. Sadece kişisel fikrim. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi 550x yapmış oluyor. Yani 0,25'ten alan bir adam 140 doları görmüş bir coin'de 550x yapmış oluyor ve 500 dolarlık yatırım yapmış bir kişi 275 bin dolar sahibi oluyor. Yani bu Türkiye'de artık sen milyonersin demektir, zenginsin demektir. Yani 2 milyon TL'ye yakın para yapıyor ve koyduğun para 500 dolar. Bu ne demek? Milli piyango. Ve epey sayıda da insana çıkıyor yani. Tabii dediğim gibi hani bu fiyat biraz daha şişmiş fiyat daha geri çekilebilir. Hani belki de çekilmez emin değilim ama diğer coinlerde bu örnek oldu. Ama en kötü 100x yapsa 50-100 bin dolar para yapar. Çok ciddi bir para yapıyor. Ve Türkiye'den de birçok kişiye çıktı. Bizim Telegram grubumuza da çıktığını duyan arkadaşlarım var. Güzel bir para. Çok ciddi bir para. Böyle olunca da insanlar neler yapıyor biliyor musunuz? Şöyle şeyler yapıyor. Bakın şimdi. Şuna bakalım. Bakın. Ekibi görüyor musunuz? Rusya'dan bir ekipmiş bu. Mina için bakın. Onlarca telefon, bilgisayarlar, aşağıda telefonlar şarjda. Burada bir sürü telefon var. Ve bir sürü kişi çalışmış ki pizza yiyorlar. Arkada bir sürü telefon var. Sonra CoinList'in tweetin altına atılmış bu. Bu da bir başka örnek yine. Bakın onlarca kişi çalışıyor arkadaşlar bunların peşinde. Yani bunu boş yere çalışmıyorlar. Çok değerli bir şey. CoinList tokenlarının değerlemesi çok ciddi. CoinList'te üye değilseniz bu arada aşağıya bir tane referans linki bırakıyorum. Oradan üye olabilirsiniz. Aşağı inelim yine. Bir sürü örnek var. Dünyanın çeşitli yerlerinden CoinList ön satışları için ekipler kurulmuş dostlar. Ekipler kurulmuş ve bunların peşine düşüyorlar. Şimdi bunları durduralım. Şimdi hal böyle olunca CoinList'in her token satışı çok ciddi ses ve prim getiriyor. Önümüzde de iki tane coin satışı var. Şimdi benim şu an bahsedeceğim yöntem öncelikle Mina'da işe yaramıştı tamam mı? Onu söyleyeyim. Ama bundan sonra işe yarar mı onu bilmiyorum. Çünkü neden bilmiyorum. CoinList'te kendi önlemlerini alıyor öğrendikçe. Bu yöntemi size kimse söylemez. Zaten bilen kendine saklar. Fakat ben her zaman hani bireysel olmadığım hiçbir zaman öğrendim her şeyi paylaşmaya çalıştım ki az sonra şeyi de paylaşacağım. Aynı CoinList gibi bir tane daha site var. Join Republic diye. Burada da halka arzlar oluyor. Sadece kripto değil ama kripto olarak katılabilirsiniz. Mesela bunu çok az kişiden duyarsınız Türkiye'de. O yüzden şu an burada şans daha fazla. Burada da bununla ilgili de video çekeceğim ileriki vakitlerde. Bu da ayrı bir site. Kripto paralar dışında da yatırım yapabiliyorsunuz. Bilinirliği az olduğu için şans daha fazla. CoinList'e göre çok daha fazla. Ama tabii ben video çektikçe bilinirliği artacaktır eminim ki. Ama işte sizler için video çekmeye devam edeceğim. Bu tarz videoların dostlarım devamının gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bizi de motivasyon kaynağı olmuş olursunuz. Şimdi gelelim yöntemimize. Mina'da işe yaramış, diğerinde işe yaramamış yöntemimizi anlatacağım. Mina'dan önceki coin satışlarda da mesela Casper'da işe yarayan bir yöntem söyleyeyim size. Birden çok fazla yani birden farklı cihazda oturum açıyorlardı. Birden farklı sıra almış oluyorsunuz. Ve bu sayede de
şansınız artıyordu. Ama şöyle oldu. Mesela CoinList'e bunu öğrendi ve mail göndermeye başladı. Artık size özel bir URL'den giriş yapabiliyorsunuz. Yani birden farklı cihazda giriş yapamadınız. Yapamayacaktınız ve bu yöntem artık bir daha kullanılamayacak olmuş oldu. Mina'daki yöntem de şu. Belki daha devam eder bu yöntem. Şimdi size bir mail geliyor arkadaşlar. O mailde size bir özel URL var. Giriş URL'si. Buradaki kilit nokta o mail gelir gelmez o linke tıklayacaksınız. O linkte bekleyeceksiniz. Olay bu. Mesela şöyle açıklayayım. Genelde bir önceki gece veya hemen sabaha karşı veya gecesinde geliyor bu mail. Şöyle bir fotoğraf geliyor size. İşte diyor ki katılacaksınız diyor. Size özel link şudur diyor ve bir link verecek size. Katılım linki verecek girdikten sonra. Bu linke girdikten sonra beklemeniz gerekiyor. Sayfa yenile yapmayacaksınız. Bilgisayarı kapatmayacaksınız veya bilgisayar uyku moduna girmeyecek. İnternetten kopmayacak. Bu şekilde girenler en önden aldığını biliyoruz. Ve sıralamanın bu şekilde oluşturulduğunu biliyoruz. Öğrenilen bu hani kesin olmakla birlikte. Burada işte dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası var. Her şeyden önce mesela örnek veriyorum. 12 saat boyunca bilgisayarınız açık kalacaksanız yangına karşı dikkat edin. Allah korusun. Kendi tedbirinizi kendiniz alın. Yani eski bilgisayarla yangın ihtimali olan yerlerde bu işi yapmayın. Güvenli bir şekilde denemek istiyorsanız deneyin. Bütün sorumluluk size aittir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şu söylendi. Bilgisayarı kapatmamak şansı artırıyormuş hani ama kapatıp da deneyebilirsiniz. Sadece sayfayı yenilemeyin hani. Ama işte en büyük şans o link geldiği zaman tıklayacaksınız. Ne kadar erken o kadar iyi. Sonra o linki bekleyeceksiniz o bilgisayarda. Sıralama geldiği zaman açacaksınız. Bu şekilde yöntem var. Şunu söyleyeyim. O URL'yi başkasına atmayın ya da başka cihazda açmayın. Hesabınızın yasaklanmasına sebep olabilir. Hani riskli bir ihtimal, riskli bir durum oluyor bu. Bakıyorum notlarıma bununla ilgili. Bakıyorum. Evet arkadaşlar genel olarak bu şekilde. Yani tekrar bir özet geçiyorum. Size az önce gösterdiğim gibi link geliyor. O linkten tıklayıp açıyorsunuz. O linkten tıklayıp açtıktan sonra mesela böyle bir sayfa. Örnek veriyorum saat 17'de satış olacak. Size link sabahın 7'sinde geldi. Açıyorsunuz bekliyorsunuz. 17'de size bir sıralama verecek. Saat 17'ye geldiği zaman. Ve sıralamanız ne kadar erken gidiyseniz o kadar erken olacak. Böyle bir olay. CoinList. Dediğim gibi Mina'da işe yaradı ve çok ciddi bir prim yapacak düşündüğüm bir coin. Yani 0.25 dolardan alan bir kişinin zarar etmesine imkan vermiyorum. Ben çok ciddi bir artış bekledim 0.25 dolara karşılık Mina için. Bu yöntemi de arkadaşlar deneyebilirsiniz. Dediğim gibi yani şu anki fiyat gerçekse eğer %100 kesin değil ama 500 dolar yatırmış bir insanın 275 bin doları olacak. Bu da resmen talih kuşu. Umarım hani bir sonraki token sales etkinliği size çıkar. Biliyorsunuz ben son zamanlarda en çok ICO'lara, IDO'lara, IFO'lara önem vermeye başladım. Sizler için yeni halka arz platformları araştırdım. Launchpad'ler, DAO Maker olsun, BSC Pet olsun, Paid Network olsun. Bir sürü platform araştırıyoruz dostlar. Aynı zamanda Gate.io'da var, MXC borsasında var. İşte az önce bahsettiğim Republic var. Hep bunlarla ilgili video çekeceğim. Çekmeye devam edeceğim. Çünkü şu an en büyük para burada var. Daha önce de bahsetmiştim. İşte zamanda işte Bitcoin ve altcoin'lerde para vardı. Sonra şimdi bu sene DeFi'de çok ciddi para yaptı. NFT'ler çok ciddi para yaptı. Şu anki hype coin satışlarında. Bugün piyasa biraz geri çekildi ama piyasa geri çekilmediği sürece bana mısın diyen coin artacak. Onu söyleyeyim yani öyle gözüküyor. Hani şöyle her coin'de bazı coin'ler scam çıkar arkadaşlar. Paranızı alır ve kaçar. Her coin artmaz onu bilin. Ama mesela CoinList gibi kaliteli borsalarda çıkan coin'ler çok ciddi prim yaptı. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Bu videomuzda bir ödül var. Videoyu beğenip yorum bırakıp kanala abone olan bir kişi 100 TL değerinde ödül kazanacaktır. Her videoda bunu yapacağız. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda ve Telegram kanalımıza duyuruyoruz. Benim genel olarak anlatacaklarım bu şekilde. CoinList borsası ile ilgili. Bakalım önümüzde de iki tane var. Clover ve Covalent. Sanırım Clover mıydı? 21'indeydi herhalde. Ya da yarın mıydı? Bakacağız bunları takip edeceğiz. Bunların hepsini dostlarım Twitter'dan duyuruyorum. Twitter'dan mutlaka beni takip etmenizi tavsiye ederim. Bol bol hediye dağıtıyoruz. Aynı zamanda da önemli gelişmeleri paylaşıyoruz. Mesela bugünkü düşüşle ilgili. Mutlaka buradan takip edin çünkü sürekli video çekemiyorum. Video çekmek gerçekten çok zor. Bazen de uzun sürüyor. Bu da bizim Telegram kanalımız dostlar. Bu arada video bitti. Eğer vaktiniz kısıtlıysa hani
anlattığım Coins ile ilgili. Arkadaşlar Telegram kanalımızda da neler oluyor? İşte yardımlaşma oluyor. Güzel kaliteli sohbetler oluyor. Buraya katılabilirsiniz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için bir rehber niteliği taşır. Bunların hepsi YouTube kanalımın şu açıklama kısmında var. Aynı zamanda izlediğiniz videonun açıklamasında var. Dostlar bu da Instagram hesabım. Burada da bir sürü ödül dağıtıyoruz. Bunlara da katılabilirsiniz. Ve kimi zaman yararlı bilgiler, kimi zaman da komik kripto ile ilgili capsler paylaşıyoruz. Kanalımız bu şekilde. Umarım içeriklerim sizler için faydalı oluyordur. Kanala abone olarak, videoyu beğenerek bize verdiğiniz destek çok önemli dostlar. Sürekli YouTube'da şunu görüyorum. Milyoner edecek altcoin listesi, 100x yapacak altcoinler, 500x yapacak altcoinler diyerek bir takım arkadaşlar kısa yoldan bir sürü takipçi çekmeye çalışıyor. Benim böyle bir gayretim olmadı. İzlediğiniz videoda da şöyle bir başlık görebilirsiniz. X500 yapmış altcoin. Ama bakın yapmış diyorum. Yapacak demiyorum. Çünkü Coinlist şu an yapmış olduğunu gösteriyor buna. Mina. Ve birçok hani Coinlist'tekiler yaptı. Ama tutup da ben kimseye hayal satmam. Arkadaşlar hayal satıyorlar size. Sırf takip çekebilmek için. Kandırıyorlar. Eminim yani kendisi milyoner miymiş ki sizleri milyoner yapacak? Gerçekten merak ediyorum. O yüzden bu piyasada takip ettiğiniz adamlara gerçekten çok dikkat edin. Para kolay kazanılmıyor. Fakat şu an izleyici kasmak adına yani çok değersiz hesaplar çok prim gördü. Onu çok iyi biliyorum. Hani geçen Twitter'da da bahsettim. Mesela Bitgossip, Aytunç Hoca çok değerli bir insandır kripto camiası için. Ve gerçekten ben yayınlarını takip ederim. Çok kaliteli içerikler çıkartıyor. Oradan bir sürü haber ve gelişme öğreniyorum. Bakın Muhabbit kanalı burada da gözüküyor zaten. Fakat artık YouTube'da yayın yapmayacağım dedi. Neden? Çünkü adamın 10 bin, işte 10 küsür bin izleyicisi var. Ama gerçekten çok kaliteli bir kanal. Ama hiçbir işe yaramayan kanallar sadece böyle altcoin sepetleri diye 500x yapacak, 700x yapacak, 1000x yapacak, sizi milyoner yapacak diye primler getirdi. Ama temkinli olun, dikkatli olun. Mutlaka sepetinizi yapın. Hani bir altcoin'e all in girmeyin. Sepetinizde dolar dursun. Çünkü asıl para düşüşlerde dipten toplayarak kazanılır. Bunu da zamanla tecrübe edeceksiniz. Çok fazla konuştum. Bir takım da içimdekileri döktüm sana videonun sonunda. Faydam olduysa ne mutlu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.